merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir motor videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu motor benim motorum, şöyle göstereyim. Ve satışa çıkmadan önce aslında belki de son çektiğim video olacak bu. Bu yüzden 30 bin kilometre yaptığımı tespit ettim geçenlerde bu motorla. Aslında tam bu motorla değil ama bunun bir benzeri de bende vardı. O motorla birleştirdiğimiz zaman toplamda 30 bin kilometre yol kat etmişim. Bu Regal Raptor 150 cc'lik chopper tarzı motorla. Peki deneyimlerim neler? Sizlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirim? Ve alınır mı? Neden satıyorum? Bunların hepsini işte bu videoda detaylı bir şekilde aktaracağım. Bakalım ne tür bilgiler vereceğim. Hadi başlayalım o zaman. Bu motor 2015 model Regal Raptor 150 cc'lik bir motor. Ve baktığımızda yani boyutuna göre düşük silindirli bir motor olduğunu söyleyebilirim ben sizlere. Ama tabii ki iş görüyor mu? Görüyor. Ben neler yaptım bu motorla? Nasıl vakit geçirdim? Ne tür kullanımlarda bulundum? İşte bu detayları paylaşmak istiyorum sizlerle aslında. Bu motorla ben Kütahya'ya kadar gittim. Yani İstanbul Kütahya arasında yol kat ettim ve İstanbul Kocaeli çok sefer ve İstanbul Kırklareli yolculuklarım oldu. Birçok sefer uzun yolculuğa çıktım bu motorla. 150 cc olmasına rağmen beni hiç uzun yolda üzmedi. Ama başarılı bir yolculuk muydu? Bunu paylaşayım ben sizlerle. Tabii ki uzun süre yolculuk yaptığınızda bu motorla elleriniz, ayaklarınız uyuşuyor. Bunu yani paylaşmak istiyorum. Harici yoruluyorsunuz ve saatte 120 km hızlara kadar ulaşabiliyor bu motor. 120-130 km'lere kadar ulaşabiliyor. Uzun yolda bu hız oldukça az olarak değerlendirebilirim. Yol git bitmiyor bu motorla birlikte. Tabii ki aslında chopper'ların özelliği de bu. Yani bir chopper kullanıcısıysanız Harley olmayabilir bu. İlla Harley'i alacaksınız diye bir kaide yok. Yavaş yavaş seyir zevki yavaş kullanarak aslında alınıyor bu motorla. Rahat bir kullanımım var. Şöyle söyleyeyim. Selesi oldukça rahat. Kullanımı oldukça rahat. Diğer motorlara nazaran yorulma olanağınız biraz daha düşük. Bunun alternatifleri mesela Cuba Superlight'la aslında kıyaslanabilir. Ama tabii ki Cuba Superlight 200 cc'lik bir motor ve su soğutmalı olduğunu biliyorum ben. Baktığımızda bu daha rahat olduğunu ben kullanımlarımda tespit ettiğimi söyleyebilirim. Yani kullanım açısından değerlendirdiğimde. Ama hiçbir Cuba Superlight'ta uzun yolculuk yapmadım. Uzun yolculukta ne gibi bir deneyim sağlar onu tabii ki bilemiyorum. Bilen arkadaşlar alta yorum olarak yazabilirler. Bir motor videosuyla daha karşınızdayım. İzninizle gözlüğümü takıyorum. İlk açılışı yaptıktan sonra biraz böyle artistik bir motoru tanıtırken artistik bir imaja bürünelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştım ve o videoda dedim ki Regal Raptor motorumu satıyorum. Sonrasında da nasip oldu, böyle bir motor aldık. Şehir içi trafiğinde işte kullanımınız biraz sıkıntı olabilir. Hele ki ilk zamanlarda alışma süreniz nasıl olur bilemiyorum buna. Çünkü aralardan diğer o scooter motorlar gibi, yani ufak çaplı motorlar gibi rahat bir şekilde geçemiyorsunuz. Baktığında aynaları zaten oldukça yer tutuyor ve cüssesi de oldukça geniş gördüğünüz gibi. Ve aralardan rahat bir şekilde geçemeyebiliyorsunuz. Bazı noktalarda sıkıntı yaşanabiliyor iki araç arasından geçerken. Ama şöyle bir alternatifiniz, böyle bir özelliğiniz, artı özelliğiniz var ki eğer ufak bir motor kullanıyorsanız ve büyütmeyi veya da vitesli bir motora geçiş yapmak istiyorsanız bu motor trafikte fark ediliyor. Bunu da söyleyeyim. Ben bir de beyaz motor alarak böyle bir tercihte bulundum. Beyaz motorda zannedersem hem gece de rahat bir şekilde tespit edilebiliyor diğer sürücüler tarafından. Peki
Bu zamana kadar bana ne gibi sorunlar yaşattı bu motor? Ne gibi sorunlar yaşattı? Şimdi zincirinden sürekli bir ses duyuyorum. Bunu söyleyebilirim sizlere. Zinciri sürekli altında bulunan demire şak şak sürtüyor ve aynı tabir ettiğim tarzda bir ses çıkartıyor. Onu söyleyebilirim. Fren sistemi oldukça zayıf mı diyeyim ya da ben mi çok sert kullanıyorum? Orasını siz eğer deneyimlerseniz yoruma yazabilirsiniz. Fren sistemini beğenmiyorum. Dediğim gibi 30 bin kilometreyi artık doldurmuşum Regal Raptor'la. Çin malı bir motor. Çin malı olduğu için oldukça eleştiriliyor. Hatta benim tamirci ustam da çok fena eleştiriyor bu motoru. Ve her götürdüğümde oğlum bu motoru sat diyor bana, ama mevcut ekonomik sistem, kendi ekonomim buna henüz elverişli değil. Tabii ki satacağım. Satma nedenimi de sizlerle paylaşacağım. Ama öyle ya bu Çin buna binmeyelim diyebileceğiniz motor değil. Çünkü fiyat performans değerlendirdiğinizde Japonlarla arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Ekonomik anlamda Japonlardan çok çok daha iyi. Bunun tarzı bir motor almak isterseniz CC olarak yok belki ama, çünkü bu 150 cc'lik, Japonlarda 150 cc'lik bir chopper ben hatırlamıyorum. Fiyat olarak neredeyse 10 katı model olarak değerlendirdiğimizde, yani 2015 modellik bir motor Japonlarda olduğu zaman, yani Yamaha, Honda tarzı kastediyorum, 10 katı fiyat farkı var. Eski model almaya kalksanız da 5 katı bir fark ödemeniz lazım. Şimdi bu motorun piyasası şu an bu modelde 7-6 civarında olarak düşünürseniz, 5 katı deseniz 6 olsa 30 bin lira Japonlarda. Bu paranız varsa tabii ki ben olsam eski model olmasına rağmen bir Japon Yamaha Dragstar binmek isteyebilirim. Evet, ama bu fiyata, bu paraya bu motor, şöyle ki benim işimi çokça gördü. Dediğim gibi çokça uzun yol kat ettim. Çokça şehir içinde kullanımım oldu. Beni her yere ulaştırdı. Fakat uzun yol demişken, uzun yollarda da bir motor şişmesi meydana geliyor. Bunu da ifade edelim. Yani çok gittiniz, 100 kilometre kadar gideceksiniz örnek vermek gerekirse. Hava sıcaksa çok fena bir şekilde motor şişiyor. Bak o kadar dertlendim yani. Anlatırken o kadar dertlendim. Tavsiye eder misin konusuna gelecek olursa, başlangıç için ideal bir motor. Ben kullandım kardeşim. 3 yıl boyunca sürdüm. Ya ben kullandıysam herkes sürebilir. Tavsiye edebilirim o anlamda. Tabii vermiş olduğum, yapmış olduğum bu eleştirileri değerlendirerek sizler de motoru kullanımınıza devam edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yani bir başka bir motorla kullanmış olduğum, kıyasladım bazı noktalarda, ama benim değerlendirmelerim bu şekilde. Yağını, suyunu, tuzunu eksik etmezseniz motor size, hele ki şehir içi, şehirler arası kısa mesafe, çok da uzun yola gitmeyecekseniz, oldukça işinizi görecektir ve sizi istediğiniz her yere ulaştıracaktır diyelim. Ve bu videoyu da sonlandıralım sevgili dostlar. Kendi motorumla kendi deneyimlerimi aktarmış olduğum bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım yeni motor aldıktan sonra sizlere daha detaylı videolar çekebilirim. Onu söyleyeyim. Ve unuttuğum bir şey aklıma geldi videoyu kapatırken. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi neden satıyorum? Peki tamam, madem bu kadar güzel veyahut da bu kadar eleştirdin, şöyle oldu böyle oldu, neden satıyorsun? Abi o kadar kullanmışım. 30 bin kilometre olmuş. İnsan kendinden bile sıkılabiliyor bazen. Hem bir tarz değişikliği yapalım bakalım. Hem de vakti geldi artık, 2015 model bir motor. Yeni kullanıcısına hayırlı olsun diyelim. Ve bir başka videoda görüşünceye dek kalın sağlıcakla.